Merhaba arkadaşlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş sepette gül oyasını anlatacağım arkadaşlar. Sepette çiçek oyası olsun arkadaşlar. Bunu mutfak havlularınıza da yapabilirsiniz. Yazma kenarlarına da yapabilirsiniz. Ben anlatımını yapayım. Kullanacağınız yeri sizler seçersiniz hanımlar. Boyayı Oya Dantel ve Etkinlikler grubumuz olan grubumuza bir arkadaşımız paylaşmış, e, iğne oyasından tığ oyasına çevirerek paylaşmış. Onun paylaşımında bir bu köşede, bir de bu köşede gül vardı. Çiçek vardı, ortası boştu. Hani sepetimiz böyle dolu olsun mahiyetinde. Ben ortaya da çiçek bıraktım arkadaşlar. Üçlü bir çiçek yaptım. Şimdi öncelikle yazmamızın tığ battısını gidelim boyamızı yaparken. Yazmanızın tığ battısını gittikten sonra ikinci sıramızda kamera açımı genişletmek istiyorum. Kamerayı sabitlemeye çalışıyorum şu an. Evet. Evet hanımlar. ikinci sıramızda ne yapıyoruz? İpimizi e, ipimizi tığ battısına sabitleyelim. 2 zincir çekip bir diğer tığ battısına atlayalım. 2 zincir çekip bir diğer tığ battısına atlayalım. 2 zincir çekip bir diğer tığ battısına atlayalım. Vereceğimiz arayı böyle yapıyoruz hanımlar. Tığ battıların üzerine yine tığ battısı yapmış oluyoruz. 2 zincir çekiyorum. Diğer tığ battısına atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir diğerine atlıyorum. Vereceğimiz arayı Böyle tığ battıların üzerine tığ battısı yaparak ayarlıyoruz hanımlar. 2 zincir çekelim bir diğerine 2 zincir bir diğerine 2 motif arası 2 sepet arası vereceğiniz arayı öyle ayarlıyorsunuz. Evet hanımlar 2 sepet arası vereceğiniz arayı 2 zincir çekip batarak ayarlamasını yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Vereceğimiz arayı belirledikten sonra 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Bakın ilk yuvama kapatıyorum 3 zincirimi. ilk yuvama. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 2. yuvama kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 3. yuvama kapatıyorum bakın. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradan gelen 4. yuvama kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 5. yuvama kapatıyorum 5 tane yuva yaptık şimdi 3 zincir çekip dönüyorum 1 2 3 zincir çektim döndüm ilk yuvama kapatıyorum 1 <laughs> pardon 1 2 3 zincir çektim ikinci yuvama kapadım 1 2 3 zincir çektim 3. yuvama kapadım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamında gelen 4. yuvama kapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Onun devamında gelen yuvama kapıyorum. Bakın. Şimdi 1 2 3 zincir çekip bir kez daha dönüyorum. ilk yuvama kapatıyorum. 1 2 3 zincir yanındakine 1 2 3 zincir onun yanındakine hemen onun yanındakine bütün yuvalara kapatıyoruz hanımlar. Ve ilk baştaki yuvama kapadım. Bakın. Şimdi 1 2 3 zincir çektim döndüm. İlk şimdi bakın hanımlar. Ne yapıyoruz? Şimdi bu son sıramız olduğu için çiçekleri kuracağız ya 3 değil 4 zincir çekelim rahat kurmak için. Çiçekleri o yuvalara rahat yapabilmek için 4 zincir çektim son sıramda ilk yuvama kapadım 1 2 3 zincir çektim onun yanındakine kapadım şimdi bu orta 3. yuvamı da 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 3. yuvayı da 4 zincir çektik bakın ilk baştakini 4 zincir çektim hani geniş olsun diye çiçekleri yapacağımız için İlk baştaki 4 zincir çektim battım sonra 3 zincir çekip battım 3. yuvamı da 4 zincir çekip batıyorum 3 zincir çektim 4. yuvamı yaptım şimdi yine uç kısımdaki yuvaya geldi 1-2-3-4 zincir çekiyorum yine ilk baş yuvama kapatıyorum şimdi hanımlar ilk baştaki yuvamı 4 zincir çektim onun yanındakini 3 3. yuvamı da 4 zincir onun yanındakini 3 son yuvamı da 4 zincir. Buraya 1. yuvaya çiçek kuracağız. 3. yuvaya da çiçek kuracağız. 5. yuvaya da çiçek kuracağız. 1. ve 1, 3 ve 5. yuvaları 4 zincir çekip kapattım. Hani çiçek kurumumuz rahat olsun diye. Şimdi hanımlar şu kenar kısmı sık iğnesi yaparak aşağı ilmeğimi sağlıyorum. Kenardaki yuvalarımıza sık iğnesi yaparak bakın sık iğnesi yapıyorum ve aşağı inmemi sağlıyorum sepetimizin gövde kısmı tamamlamış olduk şu an 5 sıradan oluşuyor bakın 1 2 3 4 5 aşağıya iniyorum ve indim sık iğne ile kenardan aşağıya indim 1 2 3 zincir çektim Diğer tığ battım. Artık iki zincir çekiyoruz. Onlar tığ üzerine. Tabi elinizin sıkı ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. 3 de çekebilirsiniz. Yani tığ battılarınız geniş olur. 3 zincir de çekebilirsiniz. Benim tığ geniş değil. O yüzden iki zincir çekiyorum. İki zincir çekip diğer tığ batıyorum. Ve yine vereceğiniz arayı belirledikten sonra Bu saksının gövdesini yapıyoruz. Sepetin. Şimdi üst kısmına geçelim evet hanımlar ikinci renk ipimi aldım bakın şu uç kısımdaki yuvama sabitliyorum 2 zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim 2 i̇ki, iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim bu iki trabzan arasından kapadım 2 zincir çektim yuvaya sık iğne ile kapadım aşağı inmiş oldum 2 zincir çektim başına bir kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan batıp kapatıp pimpirini yaptım. 2 zincir çektim. Yuvaya indim, sık iğne ile kapadım. 2 zincir çektim, başına bir kez doladım, yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan batıp pimpirini yaptım. 2 zincir çektim. Yuvaya kapadım. 3 yaprağımız oldu. Tekrar 1 2 zincir çektim, yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 trabzan arası kapadım. Pim prim yaptım. 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. Sık iğne ile kapadım. 4 yaprağım oldu. 5. yaprağı yapıyoruz. 5 yapraklı çiçeğim hanımlar. Tabii. Kaçmasaydı yapacaktık. Şimdi yine iki zincir çektim. Başına bir kez oldum. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çekip bu iki trabzan arası batıp kapatıyorum. Pimpirini tepe pimpirini yapmış oluyorum. 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. Birinci çiçeğimiz tamamlandı hanımlar. 5 yapraklı çiçeğimiz. 1 zincir çekip ipimizi keselim. istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İkinci çiçek için ben sarı rengim aldım. Bakın. Şimdi burası birinci yuvamız. Şöyle göstereyim. Burası birinci yuvamız. Bu ikinci. Burası da üçüncü yuvamız. Buraya da girip aynı şekilde çiçeğimizi yapıyoruz. İpimizi sabitledik. İki zincir çektik. Başına bir kez olarak yuvaya girdik. İki, iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan battım. Pimpirik yaptım. İki zincir çektim. Dibine battım. Kapadım. Birinci yaprağım. Tekrar iki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan batıp kapatıp pimpirini yaptım. 2 zincir çektim. Yuvaya sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan batıp kapattım. Pimpirini yaptım. 2 zincir çektim yuvaya kapadım. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez aldım yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan batıp kapatıp pimpirini yapıyorum. 2 zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile kapadım. 4 tane yaprağımız oldu. 5. yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu iki trabzan arası batıp tepe pimpirini yaptım. 1 2 zincir çektim. Yuvaya girdim, sık iğneyle kapadım. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum hanımlar. Bakın Şimdi ne yapıyoruz? Bu uç kısma 5. yuvamıza da aynı şekil arkadaşlar. Şu kısma aynı şekil istediğiniz renkle bir çiçek daha yapıyoruz. Buradaki yaptığım şekille e, mantıkla aynı şekil buraya da yapıyoruz. Evet hanımlar bakın uç kısma da aynı şekil çiçeğimi yaptım. Buradaki çiçeklerin yapımıyla aynı hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yeşil renk alttaki kullandığımız zemindeki kullandığımız yeşil rengimizi aldık. Şu uç kısmının çiçeğinden bakın kaç yaprak var? 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki üçüncü yaprağımız ortası olmuş oluyor. Üçüncü yaprağımızdan pardon şöyle tersinden olacak arkadaşlar. O yanınızı tersine döndürün. Dolgular düz yüze düşmesi için. Oyamızı tersine döndürdük. Bakın şu pembe çiçeğin 1, 2, 3, 4, 5 yaprağı var. Ortadaki yapran pimpiriğinden ipimi tutturuyorum. Yeşil renk ipimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. zincir çektim. Şimdi buradaki pembe çiçeğe geliyorum. Yine bunun bakın 1, 2 yaprak sayıyorum. Ortadaki yaprak üçüncü yaprağından sapımı tutturuyorum bakın şimdi iki zincir çekiyorum zincirime batıp kapatıyorum iki zincir çekiyorum zincirime batıp kapatıyorum şimdi sap kısmının üzerini dolduruyoruz iki zincir çektim battım kapadım iki zincir çektim battım kapadım bu sap kısmı dolana kadar iki zincir çekip batalım Evet hanımlar işte iki zincir çektim. Bakın sap kısmını doldurdum. Hep battım. Böyle hani pirikli e, dolgulu bir sapımız oldu. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başladığımız noktaya çiçeğin pimpiriğine batı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar mutfak havlularına da çok güzel olur bu oyamız. İstediğiniz yerde kullanmak, uygulamak sizin fikrinize kalmış arkadaşlar. Evet hanımlar sepetli çiçek iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş. Sepetli çiçeğin yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah memnun kaldınız. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.